Bundan tam 40 yıl önce İslam dünyasını sarsan şok edici bir olay yaşandı. Silahlı bir grup isyancı Müslümanların kutsal mabedi Kabe'ye baskın düzenledi. Tam 2 hafta boyunca Kabe ve çevresinden silah sesi eksik olmadı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Grup kendisine Yeni İhvan adını vermişti. Beklenen Mehdi'nin geldiğini ve aralarında olduğunu iddia ettiler. Suud rejiminden de bazı talepleri vardı. Peki kimdi bu insanlar? Nasıl böyle radikal bir eylemi yapabildiler? Kendilerinden sonra ortaya çıkan terörist gruplara ilham verdiler mi? Günümüzde pek hatırlanmayan, genç nesillerin ise hakkında çok az bilgi sahibi olduğu, dünya siyasi tarihinin en provokatif eylemlerinden biri. Unutulan bir trajedi. Kabe baskını. İsyancıların lideri Cüheyman el-Uteybi 1936'da Suudi Arabistan'ın Necid bölgesinde doğdu. 18 yıl boyunca kraliyet ordusunda görev aldı. 1973 yılında Suudi Arabistan rejimine tepki duyduğu için istifa etti. Rejimin yozlaşmış, batılı ülkelerle fazla içli dışlı olduğunu ve artık İslamiyet'i temsil etmediğini düşünüyordu. Cüheyman daha sonra Medine'de üniversite gençlerini etrafına topladı. Grup kendilerine Yeni İhvan adını verdi. Peki referans verdikleri eski İhvan neydi? 19. yüzyılın başında kurulan Suud Devleti'nin ilk kralı Abdülaziz İbni Suud'un projesiydi. Bedevi kabileler yerleşik hayata geçirildi, silahlandırıldı. İhvan adını kullandılar. İhvan demek kardeş anlamında, bu Mısır'daki İhvan-ı Müslümin'le hiç alakası yok, onunla karıştırılmasın. Bunlara Necid İhvanı deniyor. İhvan kısa sürede Mekke Medine dahil pek çok yerin Suudlar tarafından fethedilmesinde aktif rol oynadı. Ancak ortaklık bozuldu ve örgüt 1929'da Sebile Savaşı'nın ardından tasfiye edildi. Cüheyman el-Uteybi'nin babası da bu grubun üyesiydi. Cüheyman, babasının parçası olduğu gruba haksızlık yapıldığını düşünüyordu. İhanete uğradıklarını, tabir caizse devrimini ilk önce kendi çocuklarını yediğini ve ortada kaldıklarını, kendilerinin bunu tekrar canlandırmak isteyen garip gruba insanlar olduklarını orada belirtir. Ve tarihler 1970'lerin sonunu gösterdiğinde Cüheyman'ın liderliğinde Yeni İhvan Hareketi doğdu. Grup örgütlenmesini tamamlamış ve eşi benzeri görülmemiş baskın için geri sayım başlamıştı. İsyan günü 20 Kasım 1979. İsyancılar eylem planını hazırlamıştı. Seçilen gün sembolikti. Hicri takvime göre 15. yüzyılın ilk günü olan 20 Kasım'da baskın gerçekleşecekti. İsyancılar Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram'a sabah namazı vaktinde girdi. Yaklaşık 200-250 kişiydiler. İsyancılar içeride bulunan yaklaşık 50 bin kişiden isteyenin çıkabileceğini duyurdu. Az sayıda insan dışında herkes dışarı çıktı. Sabah namazının arkasından birisi çıktı, tam makam-ı İbrahim ile Mültezem arası Kabe'nin kapısına tekabül eden yerde çıktı, mikrofonu eline aldı. Mikrofonu eline alan kişi isyancıların lideri Cüheyman el-Uteybi'ydi. Ey Müslümanlar, endişe etmeyin, Mehdi çıktı aramızda. İlan ettiği Mehdi ise Cüheyman'ın kayınbiraderi Muhammed Abdullah el-Kahtani'ydi. Vahşet bitecek, bu krallığa son vereceğiz. İslam hakim olacak. Kim bize katılmak istiyorsa gelsin, ona silah verelim, bizden olsun. Bu iş bitmiştir filan diye bir konuşma yaptı. Hacılardan da tek tük, yani orada bulunanlardan da tek tük bu olayı bizzat gözlemleyip, heyecanlanıp katılan insanların da bulunduğu söyleniyor. Peki bu saldırganların amacı neydi? Yanıt kısa sürede alınacaktı. İsyancılar bir dizi siyasi taleplerini dile getirdi. Kraliyetin yönetimi bırakması, Suudi Arabistan'ın batılı süper güçlerle olan ilişkilerini sonlandırması, batıya petrol satışının durdurulması, yabancı askeri üslerin kapatılması.
İlk günler tabii herkes bir şaşkınlık yaşadı. Ne olduğunu kimse anlamadı. Suudlular da anlamadılar. Onlar böyle terör olaylarına çok alışkın değillerdi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İlk baştaki şoku atlatan Suudi Arabistan güvenlik güçleri için müdahale vaktiydi. Yüksek alimler heyeti Suud rejimine fetva verdi ve çatışma başladı. Hayat durdu Mekke'de, ulaşım durdu. Kimin nereye gireceğini yasaklayacaklarını dahi bilemediler. Yani herkes karmakarışık bir vaziyette. Askerler böyle aptalca öteye beriye koşuşturuyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. O Safa Merve arası vardır, uzun bir mesafe. Özellikle orada boş alan olduğu için attıklarını düşürüyorlar. Ve o arada onlarca ceset var. 5 gün sonra tanklarla, zırhlı araçlarla devlet kapıları yıkarak içeri giriyor. O Kabe'nin bulunduğu o kat tümüyle işgalcilerden temizleniyor tabiri caizse. Yani Kabe'nin etrafının cesetlerle dolu olduğu ifade edilir. İsyancılarla Suud rejimi arasındaki çatışmanın ilk 5 gününde 127 Suud askeri ve 75 isyancı hayatını kaybetti. Mehdi olarak çıkan insan öldü, vuruldu. Onun da cesedini gösterdiler. Yani televizyondan biz onun cesedini gösterdik. İşte görgü şahitleri, kardeşi, kız kardeşi bilmem falanca filanca geldiler. Evet bu bizim abimiz, kardeşimiz filan dediler. Biz de onları televizyondan izledik orada. Ancak baskın sona ermemişti. Hayatta kalan isyancılar Kabe'nin altındaki bodrum katlarına indi. Yeni ihvan örgütü Mescid-i Haram'dan dehlizlere püskürtülmüştü. 15 gün savaşıyorsunuz, Kabe kapalı. Başaramıyorsunuz, ne yapacaksınız? Çok sayıda askerini yitiren Suud rejimi operasyon düzenlemeyi riskli buluyordu. Bu sırada radikal bir çözüm bulundu. O günlerde duyduğumuz şeylerle Fransa'dan özellikle yardım talep etmişler. Suudi Arabistan istihbaratıyla Fransız Dış İstihbarat Servisi'nin yakın ilişkileri vardı. Fransa'dan anti-terör birlikleri talep edildi. Ancak bir sorun vardı. Gayrimüslimlerin Mekke'ye girmesi dinen yasaktı. Onay verildi. Artık hamle sırası Fransız askerlerine geçmişti. Bodrum katlarına tonlarca su pompalanıyor. O eylemcileri de içine alacak büyüklükte orada bir tabii ki su havuzu oluşuyor. O suya da elektrik verilmek suretiyle eylemcilerin ya teslim olması ya da öldürülmesi sağlanıyor. Tüm bu olayların sonunda hayatta kalan isyancılar teslim oldu. Cüheyman da teslim olanlar arasındaydı. Yaklaşık 15 gün boyunca devam eden eylem sona ermişti. Pek çok isyancı da mahzenlerde hayatını kaybetti. Ele geçirilen 63 yeni ihvan üyesi de idam edildi. Tüm olayların sonunda ölen isyancıların toplam sayısı 180 oldu. 127 Suud askeri de ölmüştü. Ayrıca olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi de hayatını kaybetti. 200-250 kadar ne diyelim kesin inançlı insanın Mehdi noktasında çok takıntılı olan, epeydir bunun üzerinde kafa yoran, buna kesin inanmış bir topluluğun çılgınca yaptığı bir eylem olarak bu olayı tanımlayabiliriz. Baskını gerçekleştiren Cüheyman, 1980'lerden itibaren aktif olarak sahada olan pek çok radikal grup için ilham kaynağıydı. Çok katı bir imana sahip ama neye iman ettiklerini çok iyi bilmeyen, gözlerini kırpmadan ölüme gidebilen, çoğunluğu kahir ekseriyeti Suudlu olan ama bir Mehdi inancı gibi bir inanca, o insanın Mehdi olduğu inancına saplanmış ve onun öl dediği yerde ölebilecek olan Suudlular. Bu 1990'larda, 2000'lerde ortaya çıkan cihadi selefi diye kendilerini niteleyen, işte El-Kaide daha sonra IŞİD gibi yapıları içinden çıkartan o kurgulamanın bir nevi ön habercisiydi. Cihadi selefi yapılar her zaman Cüheyman el-Uteybi'yi saygıyla anarlar. Bir kahraman olarak
anarlar. Cüheyman el-Uteybi tıpkı babası gibi Suud rejimine baş kaldırmış ve isyanı hayatına mal olmuştu. Tarihin garip bir cilvesi olacak ki, Kabe baskını sırasında 1 yaşında olan oğlu Hatal bin Cüheyman da bugün Suudi Arabistan ordusunda subay olarak görev yapıyor. Ve Kabe, Müslümanların kutsal mabedi. 40 yıl önce meydana gelen olay aslında ilk değildi. Daha önce gayrimüslimler denedi ama olmadı. Hep Kabe'ye zarar Müslümanlardan geldi. Olaylar zincirinin son halkası 1979 yılındaki Cüheyman hadisesi oldu.